Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Enis Berberoğlu masumdur. Enis Berberoğlu'nun hak ihlaline maruz kalmıştır. Anayasa Mahkemesi açık olarak oy birliğiyle Enis Berberoğlu'nun haklılığını karara bağlamıştır. Geldiğimiz nokta yerel mahkemenin yargının tepe noktasını oluşturan Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamasıdır. Bu bir yurttaşın, vekilin, Enis Berberoğlu'nun hakkının çiğnenmesi meselesi değildir. Devlet bütünlüğünün yok sayılmasıdır. Bu bir devlet krizidir. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu hukuksuzluğu üzerine 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bir haftadan beri bekliyoruz. Cuma günü mesai saatimin bitimine yarım saat kala TRT neye, kime dayandırdığı belli olmayan bir kararı açıklıyor. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı UYAP'ta yok. Enis Berberoğlu'nun avukatlarının haberi yok. Enis Berberoğlu'nun bilgisi yok. Bir tek TRT'nin bilgisi var. Bu büyük bir rezilliktir. Enis Berberoğlu'nun kendisinin bilgisinin olmaması gerçekten kaygı uyandırıcı bir olaydır. Şimdi ben soruyorum. Bu karar gerçekten doğru mudur? Gerçekten bu karar doğruysa neden UYAP'ta yoktur? Enis Berberoğlu'nun bu karardan neden bilgisi yoktur? Sadece TRT'nin bilgisi vardır. Bu milletvekilimiz açısından tekrar bir hak ihlali kararıdır. Bütün televizyonlar Enis Berberoğlu'nun hak ihlali konusunu tartışıyor. Ama Enis Berberoğlu'nun kendisinin bilgisi yok. Bu adaletsizliğe, bu kumpasa karşı bir hak ihlalinin olduğunu bir kere daha buradan beyan ediyoruz. Şimdi söylüyorum. Enis Berberoğlu kararı ile ilgili açıklanan mahkeme kararı TRT'de açıklandı. Eğer bu karar doğruysa ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı tanınmadıysa o zaman şunu söylemek gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin kararının tanınmaması bu ülkede artık Cumhurbaşkanlığı'nın yok olması demektir. Bakanlığın yok olması demektir. Devletin yok olması demektir. Bu devleti oluşturan bütün yapı taşlarının yok olması demektir. Öyleyse bu bir devlet krizidir. Bu devlet krizini engelleyecek olan, ortadan kaldıracak olan yine hukukun üstünlüğüdür. Eğer Anayasa Mahkemesi bir kararı vermişse diğer mahkemeler buna uymak zorundadır. Hatta sadece mahkemeler değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün organları buna uymak zorundadır. Bu karara uymamak demek devlet krizini derinleştirmek demektir. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı hangi mahkeme bunu bir an önce karara bağlayacaksa bu karara bağlanmalı ve bu kriz ortadan kaldırılmalıdır. Aksi düşünülemez. Tekrar ediyoruz. Enis Berberoğlu'nun hakkı çiğnenip bir milletvekilimizin seçme ve seçilme hakkı elinden alınmıştır. Bu bir hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi bu kararı vermiştir. Bu kararla ilgili son açıklanan mahkeme kararı elimizde yoktur. UYAP'ta açıklanmamıştır. Bu da bir hak ihlalidir. Bu hak ihlalleri zincirine bir son verilmelidir. Bu devlet krizi noktasına gelmiş krizin bir an önce çözülmesi gerekir. Bunu da çözecek olan yine hukuktur. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyorlar.
bu konuyla ilgili araştırma yapıyorlar ama bizim için resmi bilgi ya elimize bir belge verilecektir ya da UYAP'a bu kararın düşmüş olması gerekiyor. Doğru olan budur. Bir haftadan beri, hatta yaklaşık 9 günden beri, cumartesi pazarı da sayacak olursak 9 günden beri bu mahkemenin bu kararı vermesini bekliyoruz. Bu karar cuma günü mesai saatinin bitimine yarım saat kala açıklanıyor. Peki bu karardan Enis Berberoğlu'nun haberi var mı? Hayır, yok. Avukatının haberi var mı? Hayır, yok. TRT'nin de nereden bu bilgiyi aldığına dair elimizde bir bilgi yok. TRT bu bilgiyi açıklıyor ama UYAP'a düşmeden açıklıyorsa TRT'ye birisi fısıldamış demektir. Kim fısıldadı TRT'ye bunu? Onu da biz bilmiyoruz. Böyle bir hukuksuzluk kabul edilemez. Ve bu hukuksuzluğun asıl meselesi anayasanın aldığı kararın sayılmamasıdır. Bu da gerçekten, bir daha söylüyorum, Türkiye'de yaşayan her vatandaşımızın can ve mal güvenliği yok demektir. Bunu sadece Enis Berberoğlu kararı olarak düşünmemek gerekir. Bu bir Enis Berberoğlu'nu sadece ilgilendiren bir karar değildir. Anayasanın ihlal edilmesidir. Teşekkür ediyorum.